Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu Samsun'un Ledik ilçesinde mobil aşı ekipleri kar tipi ve dondurucu soğuklara rağmen kırsalda aşı çalışmalarını sürdürüyor. Kardan dolayı araçların çıkamadığı evlere, dakikalarca yürüyen ekipler misafir oldukları yaşlı vatandaşların dualarını alıyor. Samsun'un bazı ilçelerinde son günlerde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen COVID-19 aşısı uygulanmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri termometrelerin sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği Ledik ilçesi Küpecik ve Soğanlı mahallerinde aşı uygulaması yaptı. Dondurucu soğuklarda araçların çıkmadığı bazı evlere ellerinde malzemelerle yürüyen ekipler aşıladıkları yaşlı vatandaşların duasını aldı. Sağlıkçıların bu zorlu yolculuğu ise drone ile görüntülendi. Drone yapmıyoruz, gerçeği yaşıyoruz. Biraz daha durun. Nefes alalım. Bunu bırakalım mı oraya? Bunlar malzemeler yeter. Tamam, ver bakalım. Az kaldı, bırak. Hoş bulduk, hoş bulduk. Aşıya geldik sana. Merhaba amca. Merhaba teyze, nasılsınız? Hoş geldin yavrum, şevayetiniz. Ayaklarınız sağlık. Allah sağlığınızı versin. Aşılarınızı yapalım. Toplum Sağlığı Merkezi'nden COVID-19 aşılarınızı yapacağız şimdi. Ayaklarınıza sağlık. Zaten yapmaya gelmiştik, yapmıştık birkaç sefer yol daha. Yol yaptın ama burada, evet. Dışarıda yaptın. Aynen, biliyorum. Allah size ömür versin yavrum. Cümlemize. Allah sağlıklarınızı versin. Size müddet yok yavrum. Bana bak, sen bana bak. Biz tamam, Ömer Bey'in arkadaşlarıyız. Biliyorsun değil mi? Sağ olun. Allah razı olsun. Teyzem çekme. Bitti. Amca korkuyorsun. Aynen aynen. Ben acıdı mı amca? Evet, çok iyi. Maşallah. Aşı yaptılar bana. Ellerine kollarına sağlık. Gözlerini öpeyim hepsinin de. Evladım onlar benim. Allah'ım sağlıklarını versin Rabbim. Karda kışta geldiler. Ta tepelere çıktılar. Allah'ım sağlıklarını versin Rabbim. Ya Rabbim. Ömür sağlık versin ya Rabbim. Bize de hayırlı ölümler versin bana da Rabbim. Allah razı olsun. Geldiğiniz güzel kızmış. Allah bir kere razı olsun sizden. Da eve daha geldiniz. Daha ne mutlu böyle. Daha ne istiyor sizden. Allah bin kere razı olsun sizden. Gel buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. İçeri gelmeyeceksiniz mi? İçeri geleceğiz. Toplum Sağlığı Merkezi'nden Ladik'ten. Çok teşekkür ederim. Biz zaten Ladik'te 3. aşımız olduk. Bu 4. aşımız. Anlayamıyorum yani. Biraz kafada felç var ya. Anladım. Onun için şey demiyorum yani. Şimdi gel şu... Şöyle oturmaya, gel otur ya. Tamam, sıkıntı yok. Otur, söyle, otur ya. Şimdi durum böyle kızım. İki senedir çekiyorum. Atok bu felcisi, rahmetli karı 7 sene yaşadı. Benim aşılarım aynı. Aynı devam edelim sana o zaman. Olsun, fark etmez. Nasıl anladım, biliyorsanız anladım. Onu yapın. İstediği, tamam. Biz memnunuz, Allah razı olsun. Karlı bir havada buraya geldik. Vatandaşımıza aşı hizmeti sunuyoruz.
Herkesi aşılarını olmaya davet ediyorum. Çünkü biz sağlık çalışanları olarak 2 yıldır mücadele içindeyiz. Herkesi davet ediyoruz. Gerek toplum sağlığı merkezlerine, gerek aile sağlığı merkezlerine, gerekse engelli ve yaşlı hastalar arayarak bize bilgilendirebilir. Biz zaten hizmeti ayaklarına kadar götürüyoruz. Ya amacımız bir an önce bu hastalığı ortadan kaldırmak. Lütfen bize bu konuda yardımcı olun. Siz bize ulaşın ki biz de size ulaşalım. Aşılama çalışmalarımız, aşı noktalarımız da devam ediyor. Ayrıca aşı noktalarına gelemeyecek vatandaşlarımız için de mobil aşı ekipleri görevlendiriyoruz. Bu ekiplerimiz olabildiğince tüm köylerimizi şimdiye kadar gezdi. Fakat şimdi yeni açılan 3. doz ve 4. doz hatırlatma dozları için de yine mobil aşı ekiplerimiz köy köy geziyor. Gelemeyen kişilerin evinde aşılamalarını tamamlıyoruz. Bu şekilde aşı oranlarımızı yükseltmek için yoğun şekilde aşı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii ki zorlanıyoruz. Hava şartları bazen bizi zorluyor ama yine de aşı ekiplerimiz olabildiğince göreve çıkarmaya çalışıyoruz. Amacımız burada aşı oranını olabildiğince yükseltmek.